Merhaba, Sunakıraç Kütüphanesi İstanbul Dinliyorum Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sunakıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konuğu Ceren Abi. Leiden, Sorbonne Paris, Oxford Üniversitesi'nin ortak Europeum programında Avrupa Tarihi yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2 sene Boğaziçi Tarih bölümünde çalıştım. Daha sonra Fulbright bursu ile gittiği Amerika'da doktorasını UCLA Tarih bölümünde tamamladı. Tezini Birinci Dünya Savaşı ve işgal döneminde kültürel miras üzerine yazan Abi, modern Orta Doğu tarihçisidir. Özellikle savaş ve kültürel miras alanlarında çalışmaktadır. Şehir tarihi, materyal ve görsel kültür, Orta Doğu, Kuzey Afrika'daki azınlıklar üzerine çalışmalar yapmaktadır. UCLA ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Orta Doğu, Kuzey Afrika tarihi, kültürel miras, beşeri bilimler, dünya tarihi üzerine dersler vermiştir. En son yayınları Osmanlı arkeoloji tarihi ve Orta Doğu'da Birinci Dünya Savaşı sonrası işgalci ve işgal edilen ilişkileri hakkındadır. Şu anda Kadir Has Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak çalışmakta olan Abi ile bugün konuşacağımız konu ise Birinci Dünya Savaşı ve işgal döneminde İstanbul'da arkeoloji çalışmaları. Merhaba Ceren. Merhabalar Naz. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde His 105 dersimizde yollarımız kesişti seninle. Dersimizin asistanı olarak bize çok yardımcı oldun ve çok güzel bir dönem geçirmemize vesile oldun. Hiç unutmadığım bir ders. Çünkü vize sınavından 105 üzerinden 101 almıştım. Maşallah. Bonus soruyu da çözerek. Daha sonra aynı dersi ben anlattım. O ders için ben asistanlık yaptım ve her zaman çok keyifle anlattım öğrencilere bu dersi. Beni kırmadın. Bugün buradasın. Davetimizi kabul edip podcast serimize destek verdiğin için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim davet için. Çok heyecanlıyım burada. Çok mutluyum burada olmaktan. Bugün bizleri Birinci Dünya Savaşı ve işgal döneminde İstanbul'da yapılan arkeolojik çalışmalardan, işgal kuvvetlerin bu kazılarla ilgili faaliyetlerinden, Osmanlı yönetiminin bu kazılara olan bakış açısından bahsedeceksin. Dilersen ilk sorumuza başlayalım. Birinci Dünya Savaşı, Avrupa merkezli küresel bir savaş olarak hayatın tüm alanlarını etkilediği gibi bilimi ve arkeolojiyi de etkiliyor. 1914-1918 yılları arasında Anadolu'da İstanbul'da arkeolojik kazılar yoğun olarak yapılmasa da tamamen durmuyor. Kimler, hangi kazıları yapıyorlar bu dönemde İstanbul'da? Yani arkeoloji ve genellikle bugün kültürel miras ile ilgili diyebileceğimiz etkinlikler işte korumaydı, belgelemeydi vesaire kesinlikle savaş yüzünden durmuyor. Hatta savaş yepyeni olasılıklar ortaya çıkartıyor ki bu benim çok şaşırdığım bir şey olmuştu ilk başta. Yani Birinci Dünya Savaşı Osmanlı için korkunç bir dönem. Yani ölümler hem cephede hem cephe gerisinde açlık, hastalıklar, sıkıntılar korkunç bir dönem. Arkeolojinin bu dönemde devam edebilmesi çok enteresan. Yıllar yıllar önce Başbakanlık Arşivi Babali'deyken bir belgeye rastlamıştım. Bir asker Çanakkale Savaşı sırasında Gelibolu'dan bugünkü arkeoloji müzesine yazıyor. Diyor ki yahu biz siper kazarken böyle işte eserlere rastladık. İsterseniz yani birini gönderin müzeden bir baksın bunlara yani hani ne yapacağız bunlarla filan diye. Yani işte o belgeyle başladım ben bu işe aslında. Yani savaşta arkeolojik aktivite aslında yani bir bölüm olacaktı doktora tezimin. Ondan sonra bütün hepsine dönüştü yani hani klasik hikaye tabii de. Neyse arkeoloji çalışmalarını kimler ve neden yapıyorlar? Kimler yapıyorlar? Şimdi önce bir daha genel bir cevap vereyim. Ondan sonra İstanbul'a geleyim istersen. Yani kısa cevap Osmanlı topraklarında savaşan herkes kazı yapıyor. Yani Fransızlar, İngilizler Çanakkale'de, İngilizler Mezopotamya'da, Ruslar Doğu Cephesi'nde yani herkes yapıyor. Çünkü bu öncelikle bir fırsat meselesi. Şimdi Avrupalı devletler özellikle 19. yüzyıldan beri Osmanlı topraklarında yapıyorlar tabii ki bunu çok iyi biliyoruz işte Ethem Eldem yazdı, Zeynep Çelik yazdı, Wendy Shaw yazdı. İşte alıyorlar kazdıkları eserleri Avrupa'ya götürmeye çalışıyorlar. Savaş ve yeni savaş teknolojileri çok çılgın bir arkeolojik fırsat yaratıyor. Bahsettiğim gibi mesela işte her yerde siper kazılıyor. Çok güçlü bombalar kullanılıyor ve yani Osmanlı topraklarında nereye kazarsan kaz karşına bir şeyler çıkıyor tabii ki yani. Bereketli topraklar. Topraklar bu konuda. O yüzden yani rastlantısal arkeoloji diyorum bazen buna. Sürekli çünkü siper kazılıyor, bomba atılıyor. Sürekli karşına bir şeyler çıkıyor. Sonra bir de yeni uçaklar da var. Yeni uçaklar kullanılmaya başlanıyor. Zeynep Bahrani çok enteresan bir şey söyledi bana geçenlerde. Dedi ki bu çekilen resimler bu 1900
yani savaş sırasında çekilen resimler hala bugün arkeolojik kazılarda kullanılıyormuş. Çünkü evet, kazılar, yani arkeolojide öyle bir şey var, aerial fotoğrafı, yani o havadan fotoğraf alma hikayesi var. Oradan tespit edilebiliyor bir yapı olup yani, olmadığı aslında. Evet, evet, Birinci Dünya Savaşı'nda başlıyor bir aerial arkeoloji. Yani insanın hiç aklına gelmeyen şey değil mi? Fırsat sağlıyor dedim savaş. Fırsatın diğer yanında tabii ki siyasi. Pınar Üre ile zaten sohbet ettiniz birkaç podcast evvel. O da tezinde mesela işte şey Ruslarla, Rusların işgal sırasında doğudan girerlerken yaptıkları arkeolojik kazılardan bahsediyor. Savaş bittikten sonra işgalde işte Yunanlılar Ege'de yapıyorlar. İtalyanlar Ege'de ve şeyde Akdeniz'de yapıyorlar. Böylelikle yani bunlar siyasi çünkü mesela Ruslar Bizans'ın varisleri olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. İşte Yunanlılar antik Yunan'ın mirasçısı olduklarını göstermeye çalışıyorlar. İtalyanlar yok yok aslında burası Roma eyaletiydi. Buralar eskiden bizimdi demeye çalışıyorlar. İşgallerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Peki İstanbul'da ne oluyor? Osmanlı tarafında ne oluyor? Yine Osmanlı tarafına gelmişken yine İstanbul dışından başlayayım. Pardon uzatıyorum biraz lafı ama hepsi böyle birbirine bağlantılı. Cemal Paşa mesela işte şeyde Suriye'de Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanlarla çok yakın çalışıyor ve Alman uzmanlarla beraber Alman Türk Anıt Koruma Komando Ünitesi diye uzun bir ismi olan bir ünite kuruyor. Bu ünite Suriye, Filistin ve Batı Arabistan'da böyle çeşitli arkeolojik araştırmalar yapıyorlar, eserleri koruyorlar, bir de kitap yayınlıyorlar. Yani ben Almanca okumuyorum maalesef. Oliver Stein ve Sebastian Willard bu konuda çalışıyorlar. Sağ olsunlar benimle şey yazdıklarını da paylaştılar. Ben de onlardan çok öğrendim. Suriye'de işler kötü gitmeye başlayınca Birinci Dünya Savaşı'nda işte orada çalışan Alman uzmanlar İstanbul'a geliyorlar. Theodor Wiegand gibi arkeologlar, bunlar çok ünlü ve işte şey Berlin Müzelerinin de müdürü zaten Theodor Wiegand. İstanbul'a geliyorlar ve 1912'de bugün Sultanahmet dediğimiz yerde 1912'de olan yangında ortaya çıkan Bizans'ın büyük saray ve diğer yapılarını incelemeye başlıyorlar, kazı yapmaya başlıyorlar. Savaşın sonu gelince senin de üzerine yazdığın Manbury'ye bırakıyorlar şey kazıyı. Gidiyorlar. Manbury de işte İsviçre vatandaşı olduğu için hem savaşta kalabiliyor hem işgalde kalabiliyor. Galatasaray'da hoca olan bu Manbury Bizans eserleriyle tabii ki çok ilgili ve hatta çok da güzel bir kitap önemli gezi rehberlerinden yazacak İstanbul'un. Yani İstanbul'da savaş sırasında da bir takım çalışmalar yapılıyor tabii. Bunlar buradan Gabor Fodor'a selam gönderelim. O da işte Macar Bilim Enstitüsü üzerine çalıştı. Beraber güzel de bir sempozyum yaptık geçenlerde. Yani bir yandan böyle işte yeni enstitüler kuruluyor falan. İstanbul çok aktif. Ama bir yandan da savaşın eski eserleri verdiği çok ciddi zararlar söz konusu. Ve herkes bunun üzerine çalışıyor. Yani herkesten kastım eski eserlerle ilgili kurumlar, mesela işte Müze-i Hümayun, mesela İçişleri Bakanlığı, Asar-ı Atika Encümeni Daimisi kuruluyor bu dönemde ve hep böyle adımlar atmaya çalışıyorlar. Böyle mesela İçişleri Bakanlığı 1917'de bir nizamname yayınlıyor ve diyor ki işte binalar milli binalardır, koruyun bunları. 1918'de de mesela bir alt komite kuruyorlar bu encümende. İnsanlar, uzmanlar İstanbul'u gezip eski eserlerin durumunu raporluyorlar. Çünkü hani savaş çok zarar veriyor. Hem şehre hem eserlere genel olarak yani. Daha evvel bahsettiğim bu hani rastlantısal arkeoloji dediğim şey İstanbul'da da oluyor. Mesela şey savaşın başında daha 1914'te yeni bir kışla yapmaya karar veriyorlar. Bugün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin olduğu yerde. Tabii dedik ya işte yani İstanbul'da da Osmanlı'nın her yerinde de kazarsan karşına bir şeyler çıkıyor. Orada yani Baruthane Kışlası'nda ve inşaatta tabii ki Bizans yapılarına rastlıyorlar. Theodor Makridi Bey mesela gidiyor, müze müdürü Halil Ethem Bey'in emriyle gidiyor. İşte bunları çalışıyor, biraz raporluyor ama çok ciddi detaylı bir kazı yapamıyorlar ama raporlama yapıyorlar anladığım kadarıyla.
Bir şey daha söyleyeyim. Böyle şey, İstanbul'da koruma çalışmaları da yapılıyor ve çok fazla müze aktivitesi de var. Bu da çok enteresan bir şey. Mesela Almanların yardımıyla yine Rumeli eserini Cemal Paşa bir müzeye dönüştürmek istiyor. İşte bunun için Meclisi Vükala'ya başvuruyor. Meclisi Vükala da tamam, şey, Rumeli eseri de senin olsun müze için. Hadi sana Anadolu eserini de veriyoruz diyor, diyorlar. Yani bir alana bir bedava gibi. Çok güzel yani. Çalışmaya başlıyorlar müzede. Ben çok üzerine çalışmadım ama karşıma çıkan çok enteresan şeylerden bir tanesi. Mesela İstanbul'da yine bir polis müzesi yapmaya çalışmaları var. Ve böyle şey, bu biraz propaganda müzesi gibi bir şey. Böyle Ermeni bombalarını filan toplayıp göstermek istiyorlar. Böyle bir savaşta bir kamuoyu yaratma çabalarıyla. Yani ben onun üzerine çok fazla çalışmadım. Ben daha çok arkeolojinin üzerine şey yaptım. Ama yani epey aktivite var demeye çalıştım yani. Hani sözün özü o. Savaş dediğin gibi bitmiyor. Aslında bu polis müzesi bana şeyi de hatırlattı. Biraz bir şeyleri hani siyaseti kullanarak kendini ifade etme yolu, işte ne bileyim bir polis müzesi, hani arkeoloji de böyledir zaten. Aynı zamanda siyasi amaçlar için de kullanmaya çok müsait bir alandır. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Peki aslında enstitülerden bahsettin. Bahsettiğin doğru. Evet, Pınar Hanım'la çok güzel bir podcast yapmıştık İstanbul Rus Arkeolojisi üzerine. Sonra 1917'de Macar Arkeoloji Enstitüsü kuruluyor. Cemal Paşa'nın Suriye'de çalışmaları var. German Turkish Monument Protection Commando birliğiyle beraber. Bunun ve Bamberg'den bahsettin. Bunun haricinde başka hani enstitü olarak dışarıdan gelenlerin yaptığı çalışmalar var mı İstanbul'da? İşgalde var. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda tabii ki hani şey, Sanırım bu İngiliz. Almanlar gidince bir tek İngilizler şey diyor. Almanlar ne götürdü, ne yaptılar, onu hesabını soruyorlar. Böyle bir hikayeler var. Daha sonra dediğin gibi işgalde tekrar karşımıza çıkıyor enstitüler. Evet. Evet, yani şey, o götürme getirme meselesi de çok karışık bir şey. Mesela İstanbul o açıdan çok enteresan. Çünkü İngilizler ve Fransızlar, yani dedim ya her yerde kazı yapıyorlar. Ve bu mesela şeyde Yunanistan'dayken, Yunanistan'da Makedonya'da daha Yunanistan savaşa girmeden bile İngilizler ve Fransızlar Yunanistan'da kendilerine bir cephe kuruyorlar. Böyle bir çok statik bir şey. Hani Selanik çok çalışılmıştır bu konuda. Gardeners of Salonika filan falan gibi. Hani aslında İngiliz ve Fransız askerleri Yunanistan'a gidiyorlar. Ama bir böyle durgunluk dönemi olduğu için askerlerin yapacak bir şey yok. Bayındırlık faaliyetleriyle filan uğraşıyorlar. Aynı zamanda arkeolojiyle de uğraşıyorlar. Yine tabii ki Yunanistan'da da nerede kalsan bir şeyler çıkıyor yani. Hatta bir kantin kazıyorlar. Kantin için yer kazıyorlar. Oradan bir nekropolis çıkıyor filan falan yani. Aa, nekropolis çıktı falan deyip böyle sonra şaşırıyorlar. Yani şey, savaş sırasında işte 1917'den itibaren İngilizler ve Fransızlar bu kazılarını yani kendi müttefiklerinin topraklarındaki kazılardan bile çıkardıklarını İngiltere ve Fransa'ya gönderiyorlar. Yani dolayısıyla niye düşmanlarına acısınlar göndermek için, değil mi, böyle şeyden bulduklarını gönderiyorlar, özellikle işgalde sanki güç onlarda gibi gözüküyor ama değil işte, çok çok enteresan şeyler oluyor. Neden, yani normalde kazdıkları şeyleri götürmeleri yasak bu uluslararası kanunlara göre. İşte şey, 1899 Lahey Kongresi'ne göre işgalciler var olan işgal ettikleri devletin kanunlarına uymak zorundalar. Osmanlı'da da işte şey, Asarı Atika kanunları gayet hala savaş olsun olmasın yerli yerinde. Dolayısıyla götürmeleri yasak. İstanbul'da peki ne oluyor? İstanbul'dan bahsedelim. İstanbul'da şey, Fransızlar kazı yapıyorlar. İngilizler kazı yapmıyorlar. İki bölgede kazı yapıyorlar. İşte şey, bir kısmı Gülhane bölgesi. Yani buralar şey, Gülhane de bölgesi Fransızlara düşen işgal alanları İstanbul'da. Bir de şey, Bakırköy'de yapıyorlar kazıları. Peki
bu kazı yapıyorlar. İşte buldukları şeyleri götürecekler mi? Gönderecekler mi? İşte Fransa'ya göndermiyorlar. Çok enteresan. Her yerde yapıyorlar. İstanbul'a yapmıyorlar. Peki neden yani işgalde şehir onların? Neden yapmasınlar? Çok enteresan. Ve biliyoruz yani hani 19. yüzyıldan beri bir çekişme söz konusu. İşte Osmanlılar engellemeye çalışıyorlar eserlerin götürülmesini. Avrupalılar götürmek istiyorlar. İşgalde bir garip bir güç dengesi değişmesi söz konusu değil mi? Yani şehrin efendileri işgalciler oluyorlar. Ama hani Osmanlı'nın elinden bir şey gelmez zannediyor insan. Oysa geliyor. Bu eserlerin yurt dışına çıkmasını engellemek istiyorlar ve epey başarılı oluyorlar. Bu çok enteresan. Çünkü diğer yerlerde yapıyorlar, burada yapmıyorlar. Neden? Osmanlılar çok baskı yapıyorlar. Çok çok baskı yapıyorlar ve çok ciddi takip ediyorlar bu işgalcilerin ne yaptıklarını İstanbul'da. Bir de İstanbul'da bu Avrupalılar tarafından kullanılan bu medenileştirme misyonu var ya hani misyon sivilizatış. O argümanı çok kullanamıyorlar İstanbul'da. Çünkü zaten kocaman bir müze var. Zaten hani kendini eski eserlere adamış yani ufak da olsa çok eğitimli bir kadro var. Dolayısıyla göndermek, eserleri yurt dışına göndermek mana ifade etmiyor. Bir de üstüne üstlük işgalden sonra durumun ne olacağı belli değil. Dolayısıyla ilişkileri iyi tutmaya çalışıyorlar ki gelecekte de beraber çalışabilsinler mesela Halil Ethem'de. Bahsettiğinde yani evet senin de söylediğin gibi burada Osmanlı çalışmaları da önemli. 1914'te işte Efkaf Müzesi açılıyor. 1917 Asar-ı Atık Encümeni Danisi kuruluyor. Bu örgütte çalışanlar miras koruma ile görevlendiriliyor. Halil Ethem Bey'in çalışmaları mevcut yine bu işgal döneminde. Fakat Osmanlı bu dönemde özel bir nizamname çıkarıyor mu eserleri korumak için? Yoksa eski nizamnameler mi geçerli oluyor? 1917'de işte bahsettiğim İçişleri Bakanlığı bir nizamname çıkartıyor. Ondan sonra başka enteresan bir şey var. İşte dedim ya Osmanlılar başarılı oluyorlar hani eserlerin gönderilmemesine. Bu sefer işgalcilerin yaptığı, Fransızların, İngilizlerin yaptığı bir şey var. Peki biz bunu kılıfına uyduralım. Biz bunu kanunla yapalım. O zaman kanuni olsun. Eserleri yurt dışına çıkarmak kanuni olsun diye bu çok bilinen Sevr Anlaşması vardır ya. Onun içine arkeolojiyle ilgili madde koyduruyorlar. Ha, ilginç. Diyorlar ki yeni yani bu Sevr Anlaşması imzalandığından bir sene içinde yeni bir Asari Atika kanunnamesi çıkacak. Ve Halil Ethem'e de yazdırıyorlar. Ama bu tabii ki işler değiştiği için Sevr Anlaşması'ndan sonra işte Anadolu'da olanlar bitenler falan. Bu yeni nizamnama 1921'de yazılan ama yani bu nizamname yazılıyor ama asla ve asla yürürlüğe girmiyor. Ve Fransızlardan hani bahsettin. Senin bahsettiğin Gülhane kazıları var, Bakırköy kazıları var. Bir de senin şu an Pera'da sergilenmekte olan sergideki kitaba yazdığın bu Fransızların yaptığı kazılarla ilgili bir şarap hikayesi var. Biraz onlardan da bahsedebilir misin? Fransızlar ve şaraplar, arkeoloji ve İstanbul. Bu dört arasında nasıl bir ilişki vardı? Değil mi? O harika bir hikaye. Ben de çok güldüm. Onu İstanbul Araştırmaları Merkezi'nde buldum kitaplardan bir tanesinde. Oturdum epey kendi kendime güldüm. Beni deli zannettiler sanıyorum. Bu da işte bahsettim ya birazcık hani rastlantısal arkeolojiyle de alakası var. Bu Mangana bölgesinde, Gülhane bölgesinde Fransızlar yani şehrin pek çok bölgesindeler ama bir takım Fransız askerleri de orada ve çok sıcakmış 1921'in yazı sanıyorum ve Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında Fransız askerlerinin günde hatırlamıyorum ne kadar olduğunu ama atıyorum belki yarım litre belki bir litre yani kişisel verilmesi zorunlu olan şarap kotaları var. Askerlere. Dolayısıyla bu bayağı bir şarap yani bayağı bir askerden bahsediyoruz. Bunları koyacak yer arıyorlar. Bir mahzen arıyorlar
Ve bu Gülhane civarında deniz kenarına doğru bir şeyler buluyorlar, mağaralar buluyorlar, oralara koyalım diye. Ama tabii ki yine söylediğiniz gibi şeyde İstanbul'da nereye kazarsan, nereye bakarsan bir şeyler çıkıyor. Orada da karşılarına Bizans eserleri çıkıyor. Dolayısıyla şarap koyacak mahzen ararken karşılarına Bizans eserleri çıkıyor. Yani istemeseler de kazı yapmak durumunda kalıyorlar bir noktada. Ve sanırım onlara yardım eden Atina'daki Fransız okulu, ki bu dönemde zaten Atina'da bir arkeoloji enstitüsü var. O zaten İstanbul'a da paralel çalışıyor, hani İstanbul'daki araştırmacılarla. Peki aslında şöyle söyleyebilir miyiz? Rekabet olduğunu söyleyebiliriz arkeoloji alanında Avrupa devletleri arasında. Yani arkeoloji bu dönemde propaganda amacıyla nasıl kullanılıyor? Yani, tabii ki yani rekabet var tabii ki ve hani Fransızlar ve İngilizler mesela bunlar savaşta beraber aynı tarafta olsalar bile yine de var. İşte Yunanlılarla İtalyanlar da aynı taraftalar ama yine de çok ciddi bir rekabet var. Yani bu bir tabii ki prestij meselesi ama aynı zamanda çok politik bir mesele, çok bir üstünlük göstergesi sonuçta. Bir de yani toprak savaşı da var bunun içinde. Mesela İngilizler diyorum, İtalyanlar ve Fransızlar özellikle Anadolu'da çok ciddi rekabet içindeler. Çünkü aşağı yukarı aynı yerleri talep ediyorlar toprak olarak. Orada arkeoloji tabii ki çok faydalı bir savaşın bir silahı haline geliyor. Çok anlatabilirim bu şey konusunda. Yani Fransızlar ve İngilizler de işte kim önce enstitü açacak, kim önce kazacak filan. Yani hani 19. yüzyıldan itibaren hani bugüne kadar bile hala devam eden bir rekabet söz konusu tabii ki. Ben şimdi en sevdiğim kısma gelmek istiyorum. Bizans'a dair arkeolojik çalışmalara. Bizans'a ilgi Birinci Dünya Savaşı'ndan önce artmaya başlıyor. Ve 1918 İstanbul'daki Bizans anıtları listeleniyor. Osmanlı mimarlar tarafından Asım Bey var, Mehmet Ziya Bey ve Alman sanat tarihçisi. Yine Almanlarla burada flört söz konusu. İşte Friedrich Schneider, Jean Ebersold, Mission Arkeoloji de Konstantinopolis isimli 1920 basımı kitabında Topkapı Sarayı, Gülhane, Arap Camii çevresine gerçekleştirdiği çalışmaları yazılıyor. Makriköy, Bakırköy kazıları yapılıyor. Benim merak ettiğim şu: kim, neden Bizans mimarisiyle bu kadar ilgileniyor? Yani tamam, hani bazılarının gerçekten politik, mesela Rusları anlayabiliyorum, dedikleri gibi kendilerine işte bir devamlık söz konusu görüyorlar Bizans İmparatorluğuyla dini ve kültürel bağlamda. Fakat diğerlerinin neden bu kadar Bizans mirasına ilgilendiğini açıkçası merak ediyorum. Çok haklısın. Bir şeyi söyleyeyim. Bir Osmanlı neden ilgileniyor, neden ilgilenmiyor? Evet, Belki aslında onu Osmanlı'dan söylemek. başlayabiliriz bence de. Başta Osmanlı, mesela tarih yazımında Bizans hiç kale alınmıyor. Bu Edward Gibbon'dan gelen bir şey var, negatiflik var. Yani işte Roma'yı işte yıkıldık, ondan sonra kurulan devlet zaten, yani devamlı olan devletin çok hani bir yetkinliği yoktu. İşte çok feminendi, çok güçsüzdü, savaşmayı bilmiyordu falan. Negatif yazıyor Osmanlı tarihçileri. Fakat sonra Bizans'ta tabii ki burada yaşayan işte Rumların, bu helelik, Silologos cemiyetinin ilgilenmesi, Rusların ilgilenmesiyle biraz sanki dikkat çekmeye başlıyor yavaş yavaş Bizans. Osmanlı'da. En azından tarihçi bakış açısından bunu söyleyebilirim yani. Evet yani şey Melike Sümertaş yine podcast'teki o da bu konularda yazdı yani işte şey kim Osmanlı'da Bizans'la ilgileniyordu ilgilenmiyordu işte Cemal Arslanlar bilmem ne filan Silogos filan onlar üzerine çok çalıştı. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bu Cemal Paşa'dan bahsetmek istiyorum. Bu Cemal Paşa'nın işte Almanlarla Wiegand'la bastığı o kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu o komando ünitesi ve kitap sadece Bizans eserleriyle veyahut sadece işte Osmanlı eserleriyle, sadece İslami eserlerle değil, her şeyle alakalı. Yani tarihin bütün katmanları var. Yahudi eserlerini de katıyorlar, Hristiyan eserlerini de katıyorlar, Bizans eserleri de var. Böyle şey çok katmanlı ve ben onu çok manidar buldum. Bütün tarihin bütün katmanlarını kucakladıkları için. İstanbul'da da yani hafif böyle bir şeyler görüyoruz yani işte bu kurulan alt komiteyle Bizans eserlerine de bakıyorlar, işte Osmanlı eserlerine de bakıyorlar. Böyle bir Bizans'ı
kucaklamak da yok ama reddetmek de yok kesinlikle. Özellikle yani son dönemlere geldiğimizde 19. yüzyıl sonuna 20. yüzyıla başına geldiğimizde. Avrupalıların Bizans'la yakından ilgilenmesi birazcık daha kolay açıklaması sanki. Tarihsel, dinsel, kültürel bir bağ görüyorlar tabii ki kendi medeniyetleri ve Bizans arasında. Ama yani tabii Ruslar dedin ama bu noktadan sonra tabii ki artık Ruslar sahnede değiller. Başlarına gelen şeyler yüzünden tamamen. Onlar başka dertlerle uğraşıyorlar o sırada. Başka dertlerle uğraşıyorlar. Fransızlar da epey ilgili Bizans'la ama işte Ruslar gibi devlet yardımıyla değil önceleri 19. yüzyılda. İşte kilise mesela çok ilgileniyor bildiğiniz gibi işte Kadıköy'dekiler gibi. Aynen öyle. İşte Osmanlı'daki Doğu kiliseleriyle ilgileniyorlar onlar. Onunla ilgilenince Bizans'la ilgileniyorlar. Yani Bizans kazısı yapmak İstanbul'da yani kendilerini bu toprakların geçmişiyle özdeşleştirmek için harika bir araç. Ama bu İstanbul'da ne bileyim yani İtalyanların veya Rusların yaptığı gibi Anadolu'da onların yaptığı gibi açık ve ısrarlı bir toprak iddiası değil bence. İstanbul'da Bizans kazısı yapmak. Yani İstanbul, yani şöyle diyeyim, İstanbul'da sanıyorum ne bileyim yani Urartu eserleri olsaydı Fransızlar yine kazarlardı. Çok fark etmiyor Bizans olması yani onlar için. Yani evet güzel hoşlarına gidiyor ama hani başka bir şey olsa da seve seve kazarlardı diye düşünüyorum. Çünkü eski eserleri araştırmak ve korumak bir medeniyet göstergesi olarak şey yapıyor. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Evet yani arkeoloji çok harika bir propaganda amacı, çok harika bir siyasi amaç ama Zeynep Çelik ben tezimi yazarken bir şey demişti ve bence çok çok haklı. Onu da hep katmaya çalışıyorum şimdi her yazdığım şeye. Bana hatırlattı ki kazıları yapan, araştırmaları yapanlar da bilim insanları. Dolayısıyla yani bu araştırmaların, çalışmaların sebeplerinden biri de aslında hani bilim üretmek, bir öğrenmeye çalışmak. Yani evet siyasi yanı var, çok da ayıramıyoruz birbirinden ama hani gerçek böyle içten gelen bilmeye, öğrenmeye çalışmak da kesinlikle var olmaya devam eden bir şey. Bunlar birbirinden ayrı gayrı şeyler değiller ama bilim aşkını da görmek lazım diye düşünüyorum. Bence de haklısın. Ya yani en azından savaşın olması demek hani her şeyin bitecek, hayatın duracak anlamına işte dediğin gibi gelmiyor. Bir bilim ya zaten bir çalışma devamlılığı var. Hani zaten İstanbul'da bir şey yapılıyor ya da dünyada yapılıyor. Zaten müzeler açılmış. Yani bu konuda sanki hiçbir şey yapılmamış gibi de son bir anda böyle ilham gelmiş gibi herkese düşünüyoruz ya da tamamen politik kendini legalize etmek için ne kadar medeniyiz bakın geldik işte bu medeniyetleri araştırıyoruz demek için değil. Tabii ki bunun bir de bilim tarafı var ve çok önemli insanlar Mumbai gibi mesela bu dönemde İstanbul'da bulunuyorlar ve çok büyük katkılar sağlıyorlar aslında. Biz onların yazdıkları eserleri hala bugün bakıp kullanabiliyoruz. Hala değerlendirebiliyoruz. Gündeme alabiliyoruz. Peki Ceren, bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce sana Beşi Bir Yerde bölümümüz için İstanbul'la ilgili 5 soru sormak istiyorum. Hazır mısın? Hazırım. İstanbul'da çalışmaktan önce keyif aldığın kütüphane hangisi? Şimdi bu çok zor bir soru çünkü kütüphanelerin yani hem koleksiyonlarıyla alakalı bir soru hem de duygusal bir soru. Çünkü mesela... Çünkü şey mesela hatırlıyorum ilk gittiğim yani ciddi kütüphane üniversitedeydi. Christoph Neumann hoca sağ olsun iltizamla alakalı bir araştırma yapmamızı istemişti. Ve ilk gittiğim böyle ciddi akademik kütüphane İSAM'ın kütüphanesiydi. Dolayısıyla hani bu şey benim için onun güzel bir anısı var. Yani Boğaziçi Kütüphanesi tabii ki. Atatürk Kütüphanesi'nin koleksiyonları ve manzarası. Yani klasik yani çok vakit geçirdiğimiz yerler. ANAMED ve tabii ki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün kütüphanesi. Tabii ki favoriler ve yani kütüphaneciler çok yardımcı. Teşekkür ederim. Hem koleksiyonlar harika hem de Melike de dedi. Yani şey birkaç bölüm önce. Yani bunlar hep buluşma mekanları. Evet. Yani buralara gidince hem kitaplara bakıyorsun hem insanlarla konuşuyorsun. Çok gerçekten hani biz çok şanslıyız İstanbul'da. Yani bir sürü harika kütüphane var. Yani en son gittiğim kütüphane İfeyan'ın kütüphanesi mesela. Orası da yani muhteşem bir yer. Çok acayip koleksiyonları var. ANAMED'deyken şey derdim arkadaşlar geliyor musunuz diye WhatsApp'tan yazınca.
tekke açıldı geliyor musunuz? Tekke gibi insanların buluşup bir araya geldi, konuştuğu. Yani şey gibi düşünüyorum ben. Gerçekten kütüphane aslında buluşma mekanı ve çok güzel insanlarla tanışıyorsunuz. Ben denk geliyorsunuz, o insanlarla muhabbet ediyorsunuz, bir sürü şey öğrenebiliyorsunuz. Rahmetli Yavuz'u burada anmak isterim, Yavuz Sezer'i. Ya. Kütüphaneye gelirdi böyle bir heyecanla, direkt böyle ne çıktı diye bir yeni gelenlere bakardı. Onun o heyecanı beni de mutlu ederdi, beni de böyle bir kendime getirirdi. Buradan onu da anmak isterim. Toprağı bol olsun. Babal olsun, aynen. İstanbul'u öğrendiğin kitap hangisi? Bu da zor bir soru çünkü benden önce konuşanlar hep aşağı yukarı hani benzer konularda çalıştığımız için hani çok örtüşen şeyler var. Onların dediklerini tekrarlamak istemiyorum yani. O yüzden hani yeni bir şeyler düşündüm. Kendi araştırmam için mesela çok bilinmeyen bu kitap ama şey Türkçe basıldı. Yorgos Theotokos'un bir Leonis adlı bir romanı var. Bu harika tam benim çalıştığım İşgal'de geçiyor ve İşgal'de İstanbul'da bir Rum çocuğunun İstanbul'unda geziyoruz ve Gezi Parkı'nda filan dolaşıyoruz. Bu gerçekten hani ben kendi gözlerimle gördüğüm hissi veren bir şey. Bu işte romanların gücünden daha evvel de bahsedildi. Başka kitap Hagop Mansuri'nin İstanbul Anıları. Bu da kurgu değil ama yani yine o da şey geç 19. yüzyıl, erken 20. yüzyılın İstanbul'da bir ekmek fırınının nasıl olabileceğini, orada hayatın, Beşiktaş'taki hayatın nasıl olduğunu falan. Hani ben kendim görmüş hissi verdi bu kitapları okuduktan sonra. Son olarak bir de Zabel Yasaya'nın kitaplarından bahsedeyim. Onun romanlarında da yani özellikle Üsküdar'la mesela ilgileniyorsanız yani o da hani sokaklarda gezme hissini gayet veriyor. Leonis'i duymamıştım. Yazdım. Ben de bakacağım açıkçası. İlgimi çekti. İstanbul'a dair mutlaka okuması, ders veriyorsun. Sana sorsa öğrencilerin, mutlaka okumamız gereken kitaplar nedir hocam dediğinde ne cevap verirsin? Ne dersin? Yani yine tekrar etmek istemiyorum. O yüzden hani normalde söyleyeceğim bir sürü kitabı zaten söyledikleri için o yüzden söylemiyorum. Ama benim aklıma gelince bu soruyu sorunca aklıma gelen üç tane kitap var. Üçü de benim kesinlikle uzmanlık alanımda değil. Ama beni çok etkilemiş kitaplar. Yani hani İstanbul'u gerçekten anlamama yardım eden ve eminim hani kim okursa benim kadar heyecanlanacak şeylerdir. Yani akademik kitaplar ama yine de hani akademide olmayan insanların da okumasını çok ciddi tavsiye edebileceğim kitaplar. İlki Şirine Hamade'nin bu Şehri Sefa, The City's Pleasures, 18. yüzyılda İstanbul diye. Yani benim kesinlikle hiç bilmediğim bir dönem 18. yüzyıl. Ama yani o şehrin genişlemesi, toplumsal alanların yaratılması falan hani beni çok mutlu eden bir kitaptı. Çok şey öğrendim bir kitaptı. İkincisi bu sanıyorum söylendi ama tekrar söyleyeceğim. Çiğdem Kafesçioğlu'nun bu Konstantinopol İstanbul kitabı. Yine yani benim kesinlikle dönemim değil, bildiğim bir şeyler değil ama Çiğdem Hoca'nın işte yani metin, şiir, görsel kaynak onları kullanıp yine şehri çok ciddi anlatan harika bir kitap. Üçüncüsü bu kitaptan bir aslında bölüm. Bütün hepsi İstanbul hakkında değil ama Lucien Senecan bu şey kadın Bahaneler üzerine hatırlıyorsun. bahaneler üzerine yazdığı kitap şey oradaki şey bölümü aklıma geldi. Bu Yeni Valide Camii'nin yaptırılması. O da yani o gerçekten aklıma kazınmış bir bölüm diye düşünüyorum. Bu şey her gün aşağı yukarı her normal bir İstanbul'un önünden geçtiği bir yapı. Orada ne duruyordu, nasıl yapıldı filan. Benim için çok önemli kitaplar bunlar. Dolayısıyla hani öğrencilerim de sorarlarsa bunlardan başlayın arkadaşlar. Yani özellikle hani modern değil de İstanbul bugünkü buraya nasıl geldi diye sorarlarsa mutlaka söyleyeceğim kitaplar. Sana uzaklardayken İstanbul'u hatırlatan yemekler, içecekler neler? İnsanlar bende dalga geçiyorlar genelde. Sen nasıl İstanbullusun? Ben balık sevmem çünkü rakı sevmem. Mezelere Ben de bayılırım balık sevmem. ayrı. Yapacak bir şey yok. Sevmiyoruz yani. O, anlayın bizi de. Dolayısıyla benim için İstanbul'u hatırlatan yiyecek. Ben İtalyan liseliyim. Ben hayatımın 8 senesini Tophane'de geçirdim. Ve Tophane'de Boğazkesen'de bir tane tarihi bir simit fırın vardır. Yani o simitin tadı benim için
benim için İstanbul'dur yani. Ben şey doktora yaparken çok şanslıydım. Şeyde UCLA'nin olduğu mahalle Westwood diye bir mahalle ama oraya Tehrangulus denir. Neden? Çünkü şey çok fazla İran'dan gelen insan vardır ve o şey İranların dükkanlarında mutlaka bir Türk şeysi vardır, duvarı vardır. Orada işte ne bileyim beyaz peynir bulursunuz, siyah zeytin bulursunuz, hani gazoz çeşitleri bile yani bulunur. Ama o simit asla ve asla bulunmaz. O simit benim için İstanbul. Peki Ceren, son sorumuz. Seni alsak, bir zaman makinesine koysak, bir döneme göndersek hangi döneme gitmek istersin? İmkansız bir soru daha Naz. Yani imkansız ama hayal etmesi güzel. Çok ya güzel. Düşününce çok güzel. İnsan çalıştığı dönemi görmek istiyor tabii ki. Yani korkunç vakitler olmasına rağmen tabii ki yani ben savaş ve işgale gitmek isterdim. Yani hiç hoş vakitler değil. Şehir de çok acı çekiyor. Mesela daha geçenlerde Beyrutlu bir Arap askerinin anılarını okudum. Mesela o bahsediyor, savaşın başında izci olarak gelmiş önce. Ondan sonra birkaç sene sonra işte asker olarak gelmiş İstanbul'a. Ne kadar değiştiğini anlatıyor yani 2 senede, 3 senede İstanbul'un. Mesela onu görmek isterdim. Ama yani bu zaman makinesi için birden fazla biletim varsa yani şehrin ilk zamanlarına yani Konstantin öncesini görmek isterdim. Neye benziyormuş acaba diye. Justinian zamanına gitmek isterdim tabii ki ama yani mümkünse vebadan önce. Vebadır, nikah isyandır, efendime söyle savaştır falan onlar olmadan mümkün mertebe. Onlar olursa evet, iyi evet, olur. Evet, onlar olmadan daha böyle sakin, daha böyle sakin olduğunda daha huzura erdikleri dönemlerden olabilir daha iyi yani bence de. Bu bahsettiğim ne bileyim işte şey Şirin Hamade'nin bahsettiği 18. yüzyıla gitmek isterdim. 19. yüzyıla gitmek isterdim iyice ne bileyim Tanzimat'ı falan görelim diye. Ben hepsini görmek isterdim. Abonelik mümkün mü Naz? Ama abonelik olsa keşke hep beraber gideriz o zaman. Ben de, ya benim de tabii ki en aslında istediğim dönem 19 ama inan bana hepsinde gidip mutlaka görmek istediğim bir olay o vardır yani mutlaka. Her dönemin kendine özgü bir bence altın olayı ne bileyim böyle bir şey dikkat çekici bir tarafı var yani. Gidip onları görmek isterdim. Orada olmak isterdim. Oradaydım demek isterdim. Peki Ceren, bu keyifli, güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Mizeri İstanbul'un karanlık diye adlandırılan bir dönemine savaş ve işgal yıllarına götürdün ama bu zor günlerde bile bilimin, arkeolojinin zor koşullar altında devam ettiğini, kazıların farklı kurum ve kişilerce nasıl yürütüldüğünü ve tüm olumsuzluklara rağmen şehrin kültürel mirasının korunmaya çalışıldığını anlattın bizlere. Dilerim başka projelerde tekrar bir araya gelir seninle. Çok teşekkür ederim. Az çok keyifliydi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Ceren Abi'ydi. Ceren ile İstanbul'un Harbi Umumi ve Mütareke yıllarında şehirde arkeoloji alanında yapılan çalışmaları, kültürel miras ile alakalı atılan adımları, Fransız ordusu tarafından yapılan Gülhane kazılarını, imparatorluğun şehirdeki kültürel miras koruma adına attığı adımları ve yabancı kökenli arkeoloji enstitülerinin faaliyetlerini konuştuk. Sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle.